pek bilinmeyen bir olayın beklenmedik bir şekilde insanlık tarihinin çözülmüş en büyük gizemine dönüşmesinin öyküsü bu. Çocukken masalları çok severdim ve o zamandan beri hayatımı evreyi incelemeye adamış olmam sürpriz değil. Evre, faz veya safa, beynin bilinç merkezinin REM uykusunda rüya görürken aktif olması hallerini anlatan genel bir ifadedir. Duygu olarak evre, bir beden dışı deneyim veya rüya sırasında bilinçli olma halidir. Bu durumda hisler fiziksel olandan daha yoğun olabilir ve yataktaki bedeninizi hissedemezsiniz. Michael Raduga, 16 yaşındayken yoğun bir şekilde evre çalışmalarına başladı. 2007'de evreyi incelemek ve gruplarla toplu deneyler yapabilmek amacıyla OB, Beden Dışı Deneyim Araştırma Merkezi'ni açtı. Deneyim kazandıkça tuhaf rastlantıların farkına vardım. Örneğin evre, uykuya dalarken ya da uyanınca deneyimleniyordu. Uzaylı uygarlıklarla temasların ve uzaylı kaçırmalarının neredeyse tamamı bu zamanlarda gerçekleşiyordu ve tarif edilen duygular aynıydı. Bu rastlantılar ilginçti ama bana kim inanırdı ki? Meseleyi açığa kavuşturmak için bir takım çılgın deneyler yapmaya karar verdik ve bu da inanılmaz bir hikayenin başlangıcı oldu. Ekim 1911'de Los Angeles OV Araştırma Merkezi, gönüllüleri, uzaylı kaçırmaları da denilen üçüncü türle teması yapay olarak yeniden yaratmak için buluşturdu. Bir grup insana evreye nasıl gireceklerini anlattık ve onlardan evrede uzaylı bulmalarını istedik. Deney sonucunda 20 gönüllüden 7'si uzaylılarla kişisel veya görsel temas sağlamayı başardı. Deney katılımcısı Alexander Ne. Uyanınca evreye girmeye çalıştım ve oldu. Odamda vücudumdan kalktım. Hiç vakit kaybetmeden uzaylıları bulmaya çalıştım. 3 tanesi tam önümde beliriverdi. The Thing filmindeki yaratıklara benziyorlardı. Deney katılımcısı Craig P. Uyanınca ilk 5 dakikada vücudumdan ayrılmaya çalıştım. Kendimi bir orman açıklığında buldum. Açıklıkta bir uçan daire ve yanında 2 uzaylı duruyordu. Sonra UFO'nun yanında çimlere uzandığımı hatırlıyorum. Etrafımda çocuğa benzer insanlar çember olmuşlardı. Soru şuydu, isteyerek yaratıkları görebiliyorsak bunlar gerçekten uzaylı yaratıklar mıydı yoksa başka şeyler mi görüyorduk? Tipik uzaylı kaçırmaları bu deneyin ışığında çok farklı görünüyor. Her yerde aynı kalıp var. Bütün o uzaylı kaçırma öyküleri aslında birer spontane gelişen evre deneyimleriydi. Deneyin amacı, uzaylı kaçırmalarının arkasında uzaylıların değil, sözde kaçırılanların gizli yeteneklerinin olduğunu göstermekti. Böylece kendi inanılmaz yeteneklerini anlayamayan milyonlarca insan, uzaylı zekaya inanmaya başladı. Evre fenomeni, fark edilmeden tüm gezegenin ve kültürlerin uzaylılara olan ilgisini derinden etkiledi. Çok sayıda popüler film ve kitap kaçırılma öykülerine ve onlarla temasa değindi. Araştırmalar eğer evre olmasaydı tüm bunların imkansız olacağını gösteriyor. Ama gelin görün ki yine de kimsenin evreden haberi yok. OOB Araştırma Merkezi gönüllüleri daha önce bulduklarıyla yetinmeyip büyük bir hevesle yeni bir deney için 11 Kasım 2011'de yeniden buluştu. Ortaya çıktı ki kutsal kitaptaki tanrı ya da meleklerle gerçekleşen yüzleşmeler neredeyse hep uykuya dalarken ya da uyanırken oluyordu. İncil, tanrı eğer günlük yaşamda onu duymayı başaramazsan sana gelir diye açıkça belirtiyordu. Gönüllülere inanılmaz bir görev verdik. Bir İncil mucizesini yapay olarak yeniden üretin.
uykuya dalma veya uyanmayı içeren pek çok İncil hikayesinden özellikle birisini seçtik. 1. Krallar Kitabı bölüm 19'da İlyas Peygamber'in melek vizyonu. Sonra ne mi oldu? İnanılmaz bir şekilde 30 gönüllüden 24'ü evreye girdi ve bunların 16'sı adı geçen İncil mucizesini yeniden yaşamayı başardı. Deney katılımcısı Debbie Head. Uyandığında titreşimler çok kuvvetliydi. Nefesimin ağırlaştığını ve derinleştiğini hissettim. Yükselmeye çalıştım ve bir ışımayla vücudumdan çıktım. Tamam diye düşündüm ve hemen meleği aramaya koyuldum. Odamın köşesinde varlığını hissettim. Meleğe sorduğumda bana Cebrail olduğunu söyledi. Sonra yiyecek aramaya gittim. Mutfakta bir elma buldum ve ısırdım. Deney katılımcısı Anna A. Uyanınca hemen vücudumdan kalktım. Sonra heyecan içinde ne yapacağımı hatırladım. O anda beyaz cübbeli bir melek belirdi. Bana biraz kurabiye al dedi. Kurabiyenin tadı gerçek hayattan çok daha gerçekçiydi. Evre genellikle kendiliğinden ortaya çıkar. Bu yüzden İncil'deki kişilerin başına da aynı şeylerin gelmesi şaşırtıcı değil. Evre, Tanrı'yla yüzleşme dahil pek çok alışılmadık hikayenin kökeninde değil mi? Neredeyse hepsi gece kahramanları uyanırken veya uykuya dalarken gerçekleşir. Eğer İncil'i dikkatle okursanız bu tür olaylarla dolu olduğunu göreceksiniz. Evre hakkında bir şeyler mi okumak istiyorsunuz? İncil'i açın. Aynı şeyler uzaylı kaçırmaları ve pek çok fenomen içinde geçerli. Gerçekten de doğaüstü olaylarla karşılaşan insanlar neredeyse her zaman ya çok rahatlamış bir durumdadır ya da uyanıyorlardır. Eğer uzanmış veya arkaya yaslanmışken doğaüstü bir şey olduysa evreye geçivermişsiniz demektir. Görünen o ki evre tarih boyunca karşımıza çıkıyor. Bütün dini inanışlar ve kültürümüz üzerinde inanılmaz bir etkisi var. İncil'in tarih ve günlük hayata ne kadar etkisi olduğunu düşünün. Evre olmasaydı İncil zor var olurdu. Üstelik sadece Hristiyanlıktan bahsetmiyoruz. Gerçek şu ki İslam, Musevilik ve Budizm dahil bütün dinler evre fenomeninden faydalanıyor. Evre olmasa bütün bu mucizeler nereden gelecekti? Peki sıradan insan evre hakkında neler biliyor? Evre ezelden beri var olsa da bazıları onun meyvelerini bambaşka bir yönde, kendi çıkarları için kullanmaya karar vermiştir. Bu çok yanlış. Aldatılıyor ve gerçeklerden uzaklaştırılıyoruz. Sonuçta doğuştan gelen bu inanılmaz yeteneğimizi geliştiremiyoruz. İçimizde olmasına rağmen artık dıştan gelen mucizelere inanır olduk. Peki bundan kim nemalanıyor? İnsanlık neden evreden mahrum edildi? Pek çok tarihçiye göre dinler yöneticilerin halkı kontrol edebilmesi için kurulup düzenlenmiştir. Bu açıdan bakınca elitler korkmakta haklı. Evreyi öğrenmek pek çok illüzyonu da yok eder. Bu olup biteni fark ettiğinizde modern dünyada tüketimin bambaşka bir yöntemle özendirildiğini göreceksiniz. Bugünlerde süper adamlara kimin ihtiyacı var ki? İnsanoğlu varoluşundan beri gece gündüz farkında olmadan kimsenin ihtiyacı olmayan şeyleri üretmeye ve sürekli hiç ihtiyacı olmayan şeyleri tüketmeye programlanmıştır. Modern toplum bu kısır döngüye dayanır. Eğer insanlar neler olduğunu fark etseler, sistem anında çökerdi. Pratik uygulamaları sayesinde evre insanları mutlu, bağımsız ve kendine yeten kişiler haline getirebilir. Buna kim karşı çıkabilir ki? Anlaşılıyor ki dünya hükümetleri evrenin yaygın bir şekilde uygulanmasını ne pahasına olursa olsun engellemek istiyor. Onlar toplumları din ve doğaüstü fenomenlerle yönetmekten çok memnun. Çok az kişi bu dalaverinin farkında.
Bizi uzun süre engellediler. İnsanların evreyi öğrenmesine ya da uygulamasına izin vermediler. Ama zaman değişiyor. Benliğimizi kavrama devriminin zamanı geldi. Evreden bahsederken pek çok kişi bunu saçma bulur. Başka bir açıklaması olmalıdır. Bu imkansızdır. Oysa anlatacağımız çalışmalar tamamen beklenmedik sonuçlar ortaya koyuyor. Evre, REM uykusu sırasında bilinçlilik merkezi aktif olunca ortaya çıkar. Bu da kişinin olup bitenler hakkında bilinçli olduğu ama fiziksel bedenini hissetmediği bir etki ortaya çıkartır. Michael Raduga'nın Kaliforniya'daki deneyi, pek çok dini mucizenin, uzaylı kaçırmalarının ve çoğu doğaüstü olayın evre fenomeniyle açıklanabileceğini gösterdi. İnanılmaz ama bu sadece başlangıç. Evrenin en yoğun formuna beden dışı seyahat adı verilir. Duygu olarak insanlar, beden dışı deneyimleri ruhun bedenden ayrılması olarak algılarlar. Ancak şimdiye kadar kimse bunu ispatlayamadı. Resmi istatistiklere göre günümüzde her 5 kişiden biri bedenden ayrılma hissini deneyimlemiştir. Bu 1,5 milyar insan eder. Bu sayıları test etmek için sokaktan rastgele insanlarla röportaj yaptık. Bir kez olsun beden dışı deneyim yaşamışlar mıydı? Pek sayılmaz. Hayır, o duyguyu deneyimlemedim. Öyle bir şey hissettiğimi sanmıyorum. Kulağa epey tuhaf geliyor. Uyandım ve kalkmaya çalıştım ama başaramadım. Sanki bir şey geri çekiyordu. Sonra çok korktum çünkü korkutucuydu. Kalkmaya çalışıyorsunuz ama olmuyor. Başıma geldiğinde sanki vücudumdan uçmuşum gibi hissettim. Bir ruh gibi, hayalet gibi. Resmen kendimi kanepede uyurken gördüm. Su üstünde gibi hissettim. Sonra uyanık mıyım diye alnıma dokunmak istedim. Tuhaftı. Anlaşılan o ki, sözde nadir görülen beden dışı seyahat deneyimi aslında epey yaygındı. Ancak evrenin en bilinen formu berrak rüya ya da lucid rüyadır. Sık yaşanan bu durum, insanın gerçeklikte değil de bir rüyada olduğunun farkında olması halidir. Sıklıkla kabus görürken meydana gelir. En kötümser tahminlere göre bile berrak rüyalar nüfusun en az %60'ı tarafından deneyimlenmiştir. Rüyamda etrafım bir sürü oyuncakla çevriliydi. Sonrasında uyanmaya başladığımı ve bu yüzden oyuncakları yakınıma çekmeye çalıştığımı hissettim. Hepsini gerçek hayata getirmeye çalıştım. Çocukken sıradan, mantıksız, çılgınca bir rüya görürdüm. Bir şekilde saçma olduğunu fark ederdim. Bu da rüyada olduğumu anlamama ve berrak rüyaya dönüşmesine sebep olurdu. Birkaç kez oldu. 5 kez falan hatırladığım kadarıyla. Evet, aslında epey eğlenceliydi. İçeride uyandığınızda aslında uykuda olduğunuzu ve ne isterseniz yapabileceğinizi bilmek çok keyifli. Sonuçta gözlemimiz istatistikleri tamamen doğruluyor. Evrenin berrak rüya formu gerçekten de çok yaygın bir fenomen. Evrenin bir başka hali de uykuya dalarken veya aniden uyandığınızda fiziksel bedeninizi kıpırdatamamanız durumu olan uyku felcidir. Uyku felci, insanlık tarafından iyi bilinen bir olaydır. İncil'de olduğu gibi dünya kültüründeki pek çok hikayede de yer alır. Dahası uzaylı kaçırmaları gibi pek çok doğaüstü fenomenle anılır. Uyku felci, REM uykusunun bir sonucudur. Bu yüzden doğaldır ve herkes gece uyurken pek çok saatini bu durumda geçirir. Uyku felci, fiziksel bedenin rüya sırasında hareket etmemesi için gereklidir. İstatistiklere göre insanların en az %30'u hayatlarında en az bir kez uyku felcini deneyimlemiştir.
Felç geçirmişsiniz gibi mi? Evet, bazen öyle hissediyorum. Kıpırdamaya çalışıyorum ama başaramıyorum. Evet, oluyor. Rüyadan uyanıp bedenine dönünce kıpırdayamadığını hissediyorsun. Acayipti. Kıpırdamaya çalıştım ama olmadı. Rüya mı görüyorum, uyanık mıyım bilemedim. Ama iyi bir his değildi. Araştırmalar göstermiştir ki, bir evre tipi olarak uyku felci oldukça sık karşılaşılan bir olaydır. Ve unutmayalım ki, oldukça yaygın olan sahte uyanmalar da evrenin bir şeklidir. Aslında fark edilmeyen sahte uyanmalar pek çok doğaüstü olayın açıklamasıdır. Uyanmışsınız gibi hissettirmesine rağmen aslında hala evredesinizdir. Bu da her şeyin olabileceği anlamına gelir. Michael Raduga'nın tahminlerine göre insanların en az %90'ı bu durumu deneyimlemiştir. Bu da yaklaşık 6.3 milyar kişi eder. İlginç, uyanıyorsunuz ve olduğunuzu sandığınız yerde değilsiniz. Okula gitmeden önce yıkandığımı düşünüyordum ama aslında rüyaydı. Gerçekte uyuyordum. Evet, öyle bir şey yaşadım. Rüyamın içinde uyandım. Orada da uyanabilirdim çünkü sanırım aslında hala rüya görüyordum. Yani gerçekten uyandığımda da aslında iki kez uyanmış oldum. Uyanma sırasında aslında hiçbir kasınızı kıpırdatmadığınızı fark etmeden yana dönüp yeniden uyuyabilirsiniz. Ezoterikler arasında evre, astral projeksiyon deyimiyle de anılır. Mistik görüşlere sahip insanlar, evredeyken astral düzlem denen paralel bir dünyaya girdikleri sonucuna varırlar. Ancak tarif ettikleri duygular, tipik bir evre deneyimiyle tutarlıdır. Bu arada çeşitli isimlerle anılmasına rağmen, evre pek çok mistik ve dinsel hareketin tipik bir unsurudur. Neredeyse daima, ruhsal gelişimin zirvesi ve ulaşılan en yüksek seviye olarak tanımlanır. Evre aslında herkes için doğaldır. Hayatımızın her yerindedir. Ama hangimiz farkındayız? Milyarlarca kişi evreyle karşılaşsa da bu konuda yaygın bir bilgi olmaması inanılmaz. Hükümetler olup biteni görmezden geliyor. Çılgınlık. Bu bizim bütün dünya görüşümüzü çarpıtıyor. Tıpkı gökteki ayı ya da kendi burnumuzu fark etmemek gibi. Görünüşe göre evre benim dünyamı çoktan alt üst etmişti. Ama sırada ne vardı? Keşfedilmeyi bekleyen en önemli şeyi hayal bile edememiştim. Çocukluğumuzdan beri kitaplar ve filmler sayesinde paralel dünyalar kavramına aşina büyüdük. Ama hiç merak ettiniz mi neden böyleyiz? Belki de bilinçaltımızda bir şeyi istiyoruz. Bu soruların yanıtı, bize evreyi deneyimlediği çok açık olan eser sahiplerinin çok sayıda film, kitap ve resmiyle geliyor. Bunun en tanınmış örneği, ana karakter Leonardo DiCaprio'nun kontrolü altındaki evre uygulayıcılarının zihninden bilgi çaldığı Christopher Nolan filmi Inception'dır. Wes Craven'ın efsanevi korku filmi Elm Sokağı'nda kabusta, Robert Englund'un canlandırdığı psikopat katil canice eylemlerini bir evre dünyasında gerçekleştirir. Kurtarıcı kahramanın Keanu Reeves tarafından canlandırıldığı Wachowski kardeşler filmi The Matrix'te de tüm insanlığı hedef almak için evrenin kullanılması anlatılıyor. Evrenin, sanatın ve kültürün bu denli içine işlemesi nasıl açıklanabilir?
Onca inkara rağmen hayatımızın bir bölümünü orada geçirme yeteneği bize kodlanmış olabilir mi? Bireyin bilinçaltı, her şeyin mümkün olduğu bir dünyaya girebileceğinin farkında görünüyor. Peki bunları gündelik yaşamlarında başardılar mı? Pek sayılmaz. Sonuç olarak buna kurgu yöntemiyle ulaşmaya çalışıyorlar. Öylesine gerçekleşivermez. Bu uğraşacağımız veya uğraşmayacağımız sıradan bir uygulama değil. Bu bizim geleceğimiz. İnsanların gündüz işlerine gittiği ve gece uyanık kalıp evrede ikinci bir hayatın keyfini çıkardıkları bir dünya hayal edin. Bütün duyguların günlük hayattan çok daha yoğun yaşandığı, fiziksel sınırlamaların olmadığı bir yer. Evredeki insanlar seyahat edebilir, bilgi toplayabilir, kendini iyileştirebilir, yaratıcılıklarını geliştirebilir ve fiziksel dünyada ulaşılamaz olan arzularını bile gerçekleştirebilirler. Ama bu nasıl olacak? Bunun ilk yolu bilincin doğal evrimi. Evrenin, beynin ön lobunun REM uykusu sırasında harekete geçirilmesi olarak tanımlanmasının bir sebebi var. İnsanoğlunun diğer primatlara göre çok daha bilinçli ve gelişmiş olmasından işte beynin bu parçası sorumludur. Gün geldi, insan beyni bilinç ve kişisel farkındalık geliştirmeye başladı. Binlerce yıl boyunca insanoğluna özgü bu olay gelişti ve uyanma halini ele geçirdi. Bu sırada bilinçlilik daha da gelişti ve beynin kaynaklarını tüketmeye başladı. Bir noktadan sonra bardak taştı. Bilinç uyanma halinden uzaklaştı ve yavaş yavaş en yakın psikolojik duruma doğru genişledi. REM uykusu. Bu yeni bir melez duruma yol açtı. Evre. Bilincin evrimi 20. yüzyılda iyice hızlandı. Bu süreç, bilim, modern iletişim, televizyon, bilgisayar ve internetten etkilendi. Bilinçliliğin REM uykusundaki genişlemesi de aynı şekilde hızlandı. Büyük olasılıkla hayatımızın bir bölümünü farkına varmadan uyku yerine evrede geçiriyoruz. Ama bu olayı başka fenomenlere bağlıyoruz. Bu aslında bizim gelişimimiz için bir engel ve bunu ortadan kaldırmak da bizim görevimiz. Evre bizim için doğal ve doğuştan gelen bir yetenek mi? Ya insanlar bu yeteneği henüz küçük bir çocukken geliştiriyorlarsa? Çocuklar çoğunlukla evre benzeri olaylardan bahsetse de büyüdüklerinde genelde bunu unuturlar. Eğer bir çocuk 6 yaşına kadar konuşmayı öğrenmezse bir daha öğrenemez. Evre konusunda da aynı hata yapılmıyor mu? Evre sayesinde gelecekte iki dünyada birden yaşayacağımızdan hiç şüphem yok. Bunu doğal olarak güçlük çekmeden yapacağız. Fakat bunun basit tekniklerle şimdi bile mümkün olduğunu az sayıda insan zaten biliyor. Bir süredir beden dışı seyahat, berrak rüya ve astral projeksiyon yapanlar hakkında konuşuyoruz. Bütün bu insanlar aslında tek ve aynı şeyi deneyimliyorlar. Evre. Dan Stallworthy, Güney Kaliforniya Ventura'da bir kasabada yaşıyor ve polis memuru olarak çalışıyor. İlk beden dışı deneyimimde uyandım ama hiç kıpırdamadım. Birden çok güçlü bir batma hissi duydum. Her şey karardı ve yatağıma batıyormuşum gibi hissettim. Çok korkutucuydu. Sonra aniden yatağımın üstünde havada süzülmeye başladım. Çok güzeldi. Çünkü aşağı bakıp karımı ve kendimi yatakta görebildim. And it was very cool because I could look down and see my wife in bed and myself. O zaman geçirmekten hoşlandığı, birbirine bağlı büyük bir aileye sahip. Ancak 3 yıldır büyük bir hobisi daha var. Evreyi deneyimlemek. I've had 59 experiences. Most of them are 59 deneyimim oldu. Çoğu rüyada olduğumun farkına vardığım berrak rüya şeklindeydi. Yarısından biraz azıysa teknikleri uygulayarak gerçekleştirdiğim beden dışı deneyim şeklinde oldu. Dan, OBE araştırma merkezine gönüllülerle yapılan kitlesel deneylerde yakın destek sağlamaktadır.
Ama ustalaştıkça kapı açma yöntemiyle kendi çevresel ortamımı yaratmada da daha iyi olmaya başladım. Kapıyı açmadan önce kafamda kapının ardında başka bir dünya olduğuna dair bir hayal kurarım. Ve neyi hayal ettiysem kapı açılınca karşımda bulurum. İnanılmaz. Evreyi öğrenme sebeplerimden birisi de annemdir. Astral projeksiyondan bahsederdi. Jaime Lundquist Munoz, Orange, California'da masaj terapisti olarak çalışıyor. Evreye girme isteğiyle gece yatağa uzandım ve meditasyon yapmaya başladım. Aniden titreşimleri hissedince sakinliğimi korudum. Bedeninden ayrılma hissi oluşunca öleceğim duygusuna kapıldım. Parçalanıyorum diye düşündüm. Olamaz, ölüyorum. Bedenime geri dönmek istiyorum. Bunu istemiyorum diye düşündüm. Jaime evreyi, berrak rüya ya da beden dışı yolculuk formlarıyla 12 yaşından beri uyguluyordu. Hissettiğim şeyin daha önce bahsedilen titreşimler ve uyku felci olduğunu bildiğimden bedenimi rahat bıraktım. Vücudumdan ayrıldığımda evreye girdiğimi biliyordum ve evin içinde yürümeye başladım. Bir noktadan sonra kilisesi evreyi deneyimlemesini yasakladı. Ancak Jaime, evreyle dünya görüşü arasında bir tezat olmadığına karar verdi ve denemelerini sürdürdü. Hem fiziksel hem de fiziksel olmayan şeyleri deneyimleyecek olmamdan dolayı bu dünya bence çok daha iyi. En iyisine sahip olma duygusu beni mutlu ediyor ve dengeyi hissediyorum. It makes me very happy to know that I have the best and I feel balanced. Evrenin popülaritesi her geçen gün artıyor. Böyle devam ederse yakında dünyanın çoğu evreyi kabul edecek. İnsan bilincindeki bu devrimsel değişimler kaçınılmaz. Evre, uygarlığımızın henüz kavrayamadığı bir olgudur. Şubat 2012'de OBE Araştırma Merkezi, Amerika ve Rusya'da yeni bir deney için gönüllüleri bir araya getirdi. Araştırmacılar, ölüme yakın deneyimlerde tanımlanan duygularla evre deneyiminin farklı olmamasını daima ilginç bulmuştur. Vücuttan ayrılma, bilinçli kalma, uçma ve benzeri duygular aynıydı. Deney, 20 gönüllünün klinik ölümlerde kayda geçen ölüme yakın deneyimlerdeki tünelde uçma ve ışığa doğru gitme hissini yaşamasıyla sonuçlandı. Deney katılımcısı Philip Ye. Sabah uyanınca vücudumdan ayrılmaya çalıştım ama başaramadım. Sonra dönme ve görüntü izleme yöntemlerini uygulamaya başladım. Bir süre sonra kendimi sonunda ışık olan bir tünelde buldum. Işığa uçma hissi 5 ila 7 saniye sürdü. Ne olduğuna dair tam bir farkındalık duygusu içindeydim ve harikaydı. Deney katılımcısı Anna I. Yakın ölüm deneyi sırasında edindiğimiz deneyim, 3000 kişilik yakın ölüm deneyimi kaydıyla karşılaştırıldı. Arada fark var mıydı? Anlaşıldı ki bizim ölüme yakın olma deneylerinde edindiğimiz bilgilerle klinik ölümlerde görülen vizyonların arasında hiçbir zıtlık yoktu. İş burada ve evrede hayatlarımızın olabileceğiyle de bitmiyor. Görünüşe göre hayatımız bu fenomene öylesine bağlı ki her şey tam da böyle bitecek. Sonrasında ne var, kim bilir? En önemli deneyleri belki de hala gerçekleştirmedik. Bu arada apaçık ortada duran gerçeği artık görmeliyiz. Bilinçlilik devrimi yaklaşıyor. Evrede yürüyebilir, görüp duyabilir ve var olabiliriz. Böylece iki dünyada yaşamış oluruz. Geleceğin insanı olma şansını kaçırmayın. Evreye girmeyi deneyin ve hayatınız değişsin. Artık kimse bunu engelleyemez.
Çocukken annemin bana masal okumasına bayılırdım. Büyüyüp hiçbirinin gerçekleşemeyeceğini öğrenince üzüldüm. Oysa hayat benim hayal edebileceğimden çok daha olağanüstü bir şeymiş. Şu anda o masalların aslında neyi anlattığını anladığımı hissediyorum. Evreye bir günde nasıl girilir? Evre tüm insanları nasıl deha yapacak? Evreyi kişisel hayatınızda kullanabilir misiniz? Kanseri, AIDS'i ve diğer hastalıkları tedavi edebilir mi? Bir engelli evrede neler yaşar? Michael Radugan'ın araştırması, deneyindeki heyecan verici detaylar ve daha fazlasıyla The Phase, Evre isimli belgesel yapımın tam versiyonunda sürüyor.